Çok kıymetli dağ önülü hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Karadeniz'in incisi tabir edilen, eşsiz doğasıyla nefes kesen Trabzon. Her mevsim yağış almasıyla meşhurdur buralar. Yeşilliğinden de belli oluyor zaten. Dağlar, ormanlar, akarsular, dereler, göller, uzanan yollar. Nasıl da güzel değil mi? İnsanı resmen büyülüyor. Yeşilin en güzel tonlarını görüyoruz. Sanki karşımızda bir tablo var. Hayrat ilçesinin Dağönü mahallesine geldik. Şimdiden iyi ki geldik diyoruz. Haydi, bu güzel mahalleyi birlikte gezelim. Burası Çordanoğlu. Tepelere kurulmuş evler manzaranın güzelliğine nasıl da hayran hayran bakıyorlar. Onlar manzaraya, bizse her ikisine de hayranız. Hem bu güzel evlere, hem de manzaranın kendisine. Dağların arasından akarsular geçiyor. Sessiz sessiz akıp gidiyorlar. Mavi ile yeşilin uyumu nasıl da güzel. Burası mavi yeşil. Burası Karadeniz. Baksanıza, inekler otlamaya çıkmışlar. Nasıl da özgürce dolaşıyorlar. Ahşap evler ve meşhur kırmızı çatılı Karadeniz evleri. Eski adıyla Manoşara Yaylası'ndayız. Her mevsimde serin burası. Mis gibi bir havası var. İnsanın şair olası geliyor burada. Nasıl bir huzur, nasıl bir dinginlik bu? Küçük bir cami görüyoruz. Allahu Ekber nidaları yankılanıyor bu uçsuz bucaksız dağlarda, bu güzel caminin minaresinden 5 vakit.
İnsanları bu güzellikleri şükre çağırıyor ezanı Muhammediye. Haydi şimdi Vahit Süleymanoğlu amcamıza kulak verelim. Bakalım bize neler anlatacak. Okul yoktu. Okul verildi. Buraya verdiler. 3-5 mahalle olduğundan dolayı birisi bizim buraya olsun dedi. Birisi buraya ve okulu alamadık. Ben okula hiç gitmedim. Ama okul yazarlığım var. Diplomam da var. Çocukluğumuzda camiye gelip okurduk, giderdik eve, mal beklerdik yazın. Burada öyle açlık maçlık yoktu, o zaman da yoktu ya. Yani. Bak buranın peynir, yağ, işte arpa ekmeği yerdik, arpa. Bak, kışın, yazın buğday. Araba yok, yol yok, hep yaya. Yok canım. Buradan bizim alışverişimiz de Çaygara'dan idi. Daha yani 25 sene. Buranın insanlar kışın giderdi Çaygara'ya. Çaygara'dan alırdı işte arkalarına insanlar ne kadar şey götürdü. O düzgü, Türkülü gelirdi. Her pazarı kez giderdi, çarşamba günü gelirdi. Burada böyle zorluklar var idi yani. Ama şenlik idi burası. Şenlik çok. Hayvancılıktan burası gecenirdi. Yazın ot, arpa biçerdim, ekin falan. Ot, kışında hayvan bakardı da burada. Bu camiye en az 20-30 kişi olurdu. Kış yaz hocası olurdu. Tabii şimdi şu an kışın işsiz. 20 senedir burası işsiz kışın. Vahit amca, bu güzel sohbet için ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkürler. Burası Hacı Kurt. Sizlere de oldu mu bilmiyoruz. Ama sanki uçuyoruz bu güzel dağların üzerinde biz. Sanki zirveye doğru çıkıyoruz. Asla yere inmek istemiyoruz. Yeşil sanki insanı içine çekiyor. Buralarda evler zirveye konuşlandırılmışlar. Yeşilin içine gömülmüşler. Burası insana ilham veriyor. Keşke buralarda yaşasak dedirtiyor. Dernek Başkan Yardımcısı Halil Sakıoğlu'na kulak verelim şimdi de. Bakalım dernek olarak neler yapıyorlarmış bu güzel mahalle için. Şu anda 250 ile 350 arasında hane var. Burada 9 mahalle var. Köyümüzün 2 tane katrolu imamı vardır, evet. Her mahallede camimiz var. Camide eksiklik yok, şükürler olsun, cemaat yok yani. Dağonu köyümüz burası, yukarıda yaylamız var. Eskiden hayvanların barındığı yer, kaldığı yerler yukarıdaydı. Yani yaylamızdaydı, Aksu Yaylası'nda. Mesafe 7 kilometre yukarıdadır. Halil Bey, sıcak sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi hallerinde birkaç ev görüyoruz. Çam ağaçları yol kenarına nasıl da güzel yakışmışlar. Dağönü Mahallesi Hanut Merkez Camii de burada. Cami taştan ve lambriden yapılmış. Yerde mavi bir halısı var. Aydınlatma olaraksa taşlı bir avize seçilmiş. O kadar güzel bir yere yapılmış ki cami, tüm yollar ona çıkıyor. Mahalleden bir akarsu daha geçiyor. Yeşil, hem de yemyeşil bir akarsu bu. 150-200 senelik evlere rastlıyoruz yol boyunca. Ömürleri uzun olsun.
evlerde neler yaşandı kim bilir. Ne mutluluklar, ne hüzünler. Şimdilerde ise hepsi yalnız, terk edilmişler. Ancak hala direniyorlar, dimdik ayaktalar. Maşallah diyoruz. Nehir kenarında bir değirmen görüyoruz. Burası Seyit Alioğlu değirmeni. Az ileride ise Sakaloğlu değirmeni var. Ve Süleymanoğlu değirmeni. Burası da Solaklı Deresi. Bakar mısınız? Nasıl da gürül gürül akıyor su. Su bir nimet. Aklımıza Sadi Şirazi'nin bir sözü takılıyor. Bir dere kenarına otur da ömrün geçişini seyret demiş kendisi. Aynen öyle. Ama biz oturamayız. Gezmemiz ve size bu güzellikleri tanıtmamız gerek. Yoksa bu topraklarda doğup büyümüş ama Ümraniye'de yaşayan vatandaşlarımızın hasretlerine nasıl merhem olabiliriz ki? Ve Varhali'deyiz. Dağlar karşılıyor bizi yine. Uçsuz bucaksız dağlar. İçimiz dışımız yeşil ve maviye büründü burada. Karadeniz'e büründük. Gözümüz, gönlümüz, nefesimiz açıldı. Ve yol kenarında bir cami daha. Rengarenk çiçekler, kıvrımlı yollar ve minik minik evler. Şu arıya bakın, bugünkü nasibini bulmuş bile. Haydi, şimdi sizi Lütfü Çelik amcamızla tanıştıralım. Bakalım eskilerde neler yapılırmış burada, bir de kendisinden dinleyelim. Okul yoktu. Camide tabii kalabalık çocuklarla okurduk, camide okurduk, Kur'an okurduk, babam okurduk bizi. Yani buranın eski imamı babamdı. Yani 36 sene görev yaptı burada babam. Ama okulu aşağı Kışlacık köyünde okudum ilkokulu. Ortaokulu Samsun Bafur'da okudum. Gençliğimizde burada hayvancılık yapardık daha önceden. Yani koyun, inek, ot keserdik, arpa biçerdik. Yani daha önceden arpa biçilirdi. Sonradan o arpayı bıraktık, ot kesmeye başladık. Mesela ot çayır yani diyelim mesela. Burada araba yolu yokken atlardan ihtiyacımızı karşılardık. Uzun yani şarattan veya çaykarattan gider alırdık mesela. Hayvanlarla beraber taşırdık yiyeceğimizi. Elektrik yoktu, gaz lambasından idare lambası yani gaz lambasından idare ederdik. Sonradan elektrik gelince gaz lambaları da hani devam ediyor yani bizim var gene burada ama yani elektrik geldikten sonra kullanmıyoruz. 87'de geldi elektrik buraya. Sana da çok teşekkür ederiz Lütfü amca. Seni tanımak çok güzeldi. Burada eski bir yol var. Eskiden Bayburt'a kadar yürüyerek gidilirmiş bu yoldan. İnsan bu yolda yorulmaz. Seyre dalıp gider ve bir bakmış ki Bayburt'a varmış. Güzel olan hiçbir şey insanı sıkmaz, yormaz zira.
Trabzon'da, Hayrat'ta olmak, Dağönü Mahallesi'nin güzel topraklarını tanımak çok mutlu etti bizi. Ruhumuz dinçleşti. Ümraniye'ye bolca selam getiriyoruz peşimizde. Belgeseli köyümüze hediye eden, arkadaşlara vesile olup buraya getiren İsmet Yıldırım Bey'e, başkanımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Hoşça kal Dağönü.